14 Ağustos 2017 Bursa Arifane İlim Derneği. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve âmilus sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Evet, bu hafta Fütühat-ı Mekke'nin 9. cildi 111. sayfadan kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Yukarıdan aşağıya doğru gök katlarını tek tek isimlerle, Allah'ın hangi ismiyle bağlantılı olduğunu ifade ederek Muhittin İbn Arabi Hazretleri tek tek izahatta bulunmuştu. En son geçen hafta El-Mübin ismi, yani yakın gök seması meselesinde kalmıştık. Bu biraz uzuncaydı, tamamlayamamıştık konumuzu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. El-Mübin, yakın göğün semasına ve yıldızının feleğini iklil menzilinde salı gününü var etmeye yönelmiştir demişti. Alemde salı günü bu ismin var ettiği ve peygamberlerden de Hazreti Adem'in birinci kat gökte bulunduğunu ifade etmişti. Evet, devam ediyoruz. Sonra bu tekil insanın, ki Adem'dir ve kendisine özgü bir makama yerleştirilmiş her insanın mutlular menziline dönük başka bir bakışı vardır. Bunları müvekkep feleği belirlemiştir ve bunlar cennet ve cehennem menzilleridir. Cennet 100 derece olduğu gibi cehennem ilahi isimlerin sayısınca 100 derecedir. Nasıl ki cennet katları 100 derece yukarı doğru kat kat olduğu gibi diyor, cehennem de 100 derecedir. Yani aşağı doğru 100 kat olarak düşünelim onu da. Bunlar başkasıyla ortak olması yönüyle her insanın kendisine ulaşacağı derecelerdir. Yüzü tamamlayan isim ise gaybın tekviğidir. Nitekim 99 da şehadetin tekliğidir. Allah tektir ve teki sever. O halde yüzü tamamlayan isim ondan bir tekliktir ki hak fert insana ondan tecelli eder. Hakkın bu tecellisi tekil insan diye isimlendirilmesini sağlayan durumla baş başa kaldığında gerçekleşir. Bu fert isimle kalırsa onun menzilleri 28 olur. Çünkü nefesinin harfleri o kadardır. Bu menzilleri yine 28 ile bağlantılı olduğunu ifade ediyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Nasıl ki harfler 28 tane, bu manadaki menziller de 28 olduğunu ifade ediyor. Bunlardan cem ve vücut makamına bazı alametler çıkmıştır ki onlar hakka delildir. Onların sayısı 5883 tanedir. Bütün bunlar bu menziller içindeki menzillerdir. Bu nedenle kıyamet günü Kur'an okuyucusuna şöyle denilir: oku ve yüksel. Kur'an okuyucusuna böyle hitap edilir: oku ve yüksel. Çünkü menzilin okuduğun başka bir ayetin menzilidir. Ebu Yezid bütün Kur'an'ı hakkıyla ezberlemiş olmakla övülmüştür Beyazıt-ı Bestami Hazretleri. Kur'an okuyan keşif ve ilahi talim ehli değilse şekilci alimlere şunu sormalı ve araştırmalıdır. Kur'an okuyan kişi keşif ve ilahi talim ehli değilse şekilci alimlere şunu sormalı ve araştırmalıdır. Onlara göre Kur'an olduğu halde lafzı eldeki Osman mushafından nesh edilen şeyler nelerdir? Bu konuda kendisine şudur veya budur demeleri rivayet yolunun sahih olup olmaması önemli değildir. Kişi onu da ezberlemelidir. Çünkü bu sayede de dereceleri yükselir. Mushaflar birbirinden farklıdır. Bu durum, mushaflar birbirinden farklıdır derken burada hani Kur'an'ın yazılışındaki esre ötre yerlere değiştiği zaman nasıl ki bazı anlamlar değişiyor ya, ona işaret etmiş oluyor burada. Mushaflar birbirinden farklıdır. Bu durum insana fayda sağlar, zarar vermez. Elimizdeki hiç kuşkusuz ki Kur'an'dır ve ondan pek çok şeyin düşmüş olduğunu biliriz. Hazreti Peygamber onu bir araya getirmiş olsaydı ondan buna vakıf olur ve şöyle derdik. Eğer Resulullah Efendimiz zamanında bir kitap haline getirilmiş olsaydı,
Sadece bu mushaf kıyamet günü okuyana oku ve yüksel denilince okuyacağımız şeydir derdik. Belirlenmiş olurdu o zaman. Sadece bu mushaf derdik. İhtiyat söylediğimizdedir. Fakat bununla okuyucunun okuduğu mushafta lafzı bulunmayan mensuh ayet ile namaz kılmasını değil, özel olarak onu öğrenmesini kastediyorum. Çünkü o rivayet mushaftaki ayetler gibi mütevatir değildir. Sahabeden kimse Osman mushafının Kur'an olduğuna karşı çıkmamıştır. Hiç kimse karşı çıkmamıştır. Hazreti Osman zamanında derlenip toplanıp bir araya getirilmişti, biliyorsunuz. İnsan kendine özgü durumlarda böyle bir menzile ulaştığında bu menzil kendisine hakikatin kendiliğinde bulunduğu durumu verir. Bu hakikat kulların hareket, duruş ve tasarruflarından ibaret olan fiillerinde ortaya çıkan durumlarla ilgilidir. Bunları ifade etmeyişimin nedeni zayıf kalplere bu konuda gelebilecek kuşku ve hikmeti yerli yerinin dışına çıkartma endişesidir. Yani hakikatleri idrak edemeyecek zayıf kalpli kimseler burada bir takım meseleleri açsaydım bu sefer kuşkuya düşecek, itilafa girecek, belki fitneye sebep olacaktı. Bu nedenle diyor o meselelere girmedim, onları açmadım. Çünkü Allah'ın sırlarını koruyanlar azdır. Tekil insan bu işlerin bilgisini elde edip 8 cennete girdiğinde beyaz kesibi görüp insanların hakkı görmedeki derecelerini müşahede eder. Kesip denilen yerde biliyorsunuz toplanıp cuma günü cennet ehli orada Rablerinin cemalini müşahede edecekler. Onların hakkı görmedeki mertebe ve menzillerinin değiştiğini görür. Cennetteki varoluşlara baktığında burçlar feleğinden kendilerine uzayan ince bağları görür. Burada herkes tabii ki kendi ilmi nispetinde, orada kesip denilen yerde toplanıp da cennet ehli tecelliyi, Allah-u Teala'nın tecellisini seyrettiklerinde hepsi kendi ilmi nispetinde bir haz alacak, zevk alacak orada cennet ehli. Herkesin ilmi farklı çünkü dünya hayatında yaşarken herkes ilim derecesiyle nasıl müşahede ettiyse, Allah'ı tanıdıysa, bildiyse orada olan tecelli de burada dünya hayatında elde ettiği ilmi birikiminin karşılığı nispetinde olacak. Bu durumda şunu anlar. Allah'ın yaratıklarında bir takım sırları vardır ve bu sırların eserlerini kendisine bildirmek istemiştir. Bunun üzerine nefsiyle o feleğe doğru yükselir ve her burç için bir kez dönerek 28 dönüşü tamamlar. Her dönüşe girişinde onun nimet cennetlerinde ve cehennemdeki etkilerine bakar. Bunun yanı sıra dünya aleminde, berzahta, kıyamet gününde, alemde özellikle de insanın bedeninde ve ruhunda ve türeyenlerde meydana gelen geçici durumlardaki etkilerine bakar. Bu sırların bir kısmına dağınık olarak kitapta menzillerden söz ederken değineceğiz. İleride bunları değineceğiz diyor. Bu nitelikle nitelenmiş insana özgü bütün ilahi isimler ki o bu nitelikle bu menzillere yerleşir, belli ve sayılmış isimlerdir. İşte bu isimler şunlardır. Rafi'ud derecat, cami, latif, kavi, müzil, rezzak, aziz, mümit, muhyi, hay, kabız, mübin, muhsi, musavvir, nur, kahir, alim, rab, mukaddir, gani, şekur, muhit, hakim, zahir, batın, bais ve bedi isimleridir. Bu isimlerden her birine bir meleğin ruhaniyeti aittir ki onu korur ve onunla varlığını sürdürür. Var, diğerlerinde de var da bu şu menzillerle alakalı isimleri, zikrettiği isimler. Bu niteliklerle, saydığı niteliklerle
nitelenmiş menzillerle alakalı isimler dedi. Burada saydık ya işte alemde, berzahta, kıyamet gününde, alemde, insan bedeninde, ruhunda, türeyenlerde meydana gelen etkileri açığa çıkarmak mevzusunda. Bu isimlerden her birine bir meleğin ruhaniyeti aittir ki onu korur ve onunla varlığını sürdürür. Ondan dolayı insan nefesindeki suretleri de korur. Bunlar konuşmada ve yazıda mahreçlerde harfler diye isimlendirilen şeylerdir. Şimdi burada saydığı isimler 28 tane isim saydı ve nasıl ki harfler de 28 tane, onlarla bağıntı kuracak. Böylelikle onların yazımdaki suretleri değişirken rakamda değişmezler. Bu ruhani melekler ruhlar aleminde harflerin isimleriyle isimlendirilir. Şimdi onları mahreç dizilişine göre zikredelim ki rütbeleri öğrenilsin. İlki H meleği. Harflerden H'ye karşılık gelen melek. H meleği. Sonra Hemze meleği. Sonra Ayn meleği. Sonra Ha meleği. Sonra Gayn meleği. Sonra Hı meleği. Sonra Kaf meleği. Ki bu büyük bir melektir ve onunla bir araya gelen birini görmüştüm. Sonra Kaf meleği, sonra Cim meleği, sonra Ya meleği, sonra Lam meleği, sonra Ra meleği, sonra Tı meleği, sonra Dal meleği, sonra Zı meleği, Sin meleği, Sat meleği, Zı meleği, Peltek Se meleği, Zel meleği, Fe meleği, Ba meleği, Mim meleği ve Vav meleği. Bu melekler harflerin ruhlarıdır. Bu harfler ise hangi kalemle yazılırsa yazılsın lafız ve yazı düzeyinde meleklerin bedenleridir. Böylelikle harfler kendileri nedeniyle değil bu ruhlarla amel eder. Onların kulak tarafından duyulan, gözle görülen, hayalde tasavvur edilen duyulur suretlerini kastetmekteyim. Harflerin kendi suretleriyle amel ettikleri zannedilmemelidir. Her harfin bir ruhaniyeti var. Dolayısıyla o ruhaniyetleriyle tesir ederler. Her harfin bir övgüsü, zikri, hamdi, tesbihi, tehlili vardır. Şimdi bu mahiyette Muhittin İbn Arabi Hazretleri der ki her şey, her varlık kendi cinsi içerisinde bir ümmettir. Bu manada bakıldığı zaman harfler de bir ümmettir der. Harflerin de her bir harfin farklı bir anlamı ihtiva ettiği gibi ayrı bir tesiri vardır. Kuvveti vardır, kudreti vardır bu alemde, farklı şey üzerinde. Bu manada harfler de müstakilen bir ümmet olarak ele alınmış. Onların da kendine göre bir canlılığı var, ruhaniyeti var. Harflerin de öyle. Bütün bunlar ile yaratıcısını ve kendisini izhar edeni överler. Ruhaniyetleri ise kendilerinden ayrılmaz. Melekler bu adlarla göklerde isimlendirilmiştir. Her bir melek bu bilgiyi bana vermiştir. Muhittin İbn Arabi Hazretleri bu harflerin ruhaniyeti mahiyetindeki meleklerle de irtibata geçtiğini, konuştuğunu beyan ediyor ve her bir melek bu bilgiyi bana vermiştir diyor. Aynı şekilde gördüğünüz bu yıldızlar da bir takım suretlerdir. Onların meleklerden ibaret olan ruhları vardır. Tasavvufta zaten ehlullah bakış açısı şöyledir. Cansız hiçbir şey yoktur. Her şey canlıdır. Yerdeki taş toprak dahi canlıdır ve Allah'ı zikir halindedir. Nitekim Resulullah Efendimiz sahabeden birkaç kişiyle birlikteyken avucuna yerden bir çakıl taşı almıştı. Ve o çakıl taşlarını avucuna açtığında avucundaki çakıl taşlarının zikir halinde olduğunu sahabe işitti. Sonra Resulullah Efendimiz o taşları yerine bıraktığında bir daha o sesi işitmedi sahabe-i kiram. Burada aslında Resulullah Efendimizin avucundayken o taşların zikir edip de sonradan zikirlerini kestiği manası yok. Onlar her daim zikir halinde. Ancak o anda Allah o sahabenin kulaklarından o zikri duymayı engelleyen perdeleri kaldırdı. Sahabe orada o zikri işitti. Sonra Resulullah Efendimiz taşları bıraktığında yine onlar perdelendiği için o zikri işitmediler. İşte ehlullah belli bir mertebeye ulaştığında eşyanın zikrini de işitmeye başlar. Dolayısıyla şu odamızda bulunmuş olan bu sandalyenin, bu halının, bu masanın, işte kitabın, her neyse, her bir eşyanın da kendine münhasır Allah'ı zikir hali vardır. Ancak kulaklarındaki perde kalkan kişi, keşfi açılan kişi o zikri işitebilir, duyabilir. Bu manada bakıldığı zaman her şeyin bir canlılığı var. O manada iyi davranmak lazım. Muhakkak tabii. Her şeyin bir canlılığı var. Eşyasına da kişi iyi davranması lazım. Üzerine giydiği gömleğinden, ayağına giydiği çorabından, ayakkabısından tutun da bindiği otomobilinden
evinden, odasından, yatağından, kanepesinden, koltuğundan, hepsinden aslında onların da bir bu mahiyette canlılığı olduğunu idrakine varırsa her şeye iyi davranması gerektiğini de bilir. Çünkü ne dedik? Bu alem, her şey ondan yaratıldı. Allah-u Teala bütün alemde var olan her şeyi ilmindeki ilmi suretlerden yarattı. Ondan gayrı bir şey yok. Bu hakikati de idrak etmek lazım. Onların meleklerden ibaret olan ruhları vardır ve bu ruhlar kendilerini yönetir. Bu durum insan bedeninin bir ruhu olmasına benzer. İnsan ruhuyla etkin olduğu gibi kevkep yıldızı veya harf ruh sahibi olmasaydı kendilerinden bir fiil ortaya çıkmazdı. Allah insan veya ruh gibi bir vasıtayla varlıkta duyulur bir surete düzenlediğinde ona kendi emrinden bir ruh üfler. Rüzgar vasıtasıyla bir şeyin düzenlenmesine, tesviyeye gelirsek, rüzgar eser ve tesir ettiği her şeyde şekiller meydana getirir. Bakın her şeyin bir canlılığı var. Rüzgardaki canlılığı da dile getiriyor şimdi burada. Kum üzerinde yürüyen bir yılan veya kurtçuk da şekiller oluşturur ve bir yol ortaya çıkarır. İşte bu yol Allah'ın bu kurdun veya başka bir şeyin yürümesiyle meydana getirdiği bir surettir. Ardından Allah ona emrinden bir ruh üfler. Bu şekil sureti ve ruhuyla birlikte ölünceye kadar onu övmeye devam eder. Ölünce bu kez ruhu berzaha göçer. Bu durum üzerinde bulunan her şey fanidir ayetinde belirtilir. Hava ve su şekilleri de böyledir. Onların da ruhu olmasaydı tek başına şekillerden veya bileşiklerden bir etki ortaya çıkmazdı. Bir suret var eden birini düşünelim. Suret yok olup ortadan kalkmasıyla ruhu berzaha göçer. Çünkü onun ruhu ki melektir, Allah'ı tesbih eder ve onu över. Bu hamdin ve övgünün sevabı o meleğin ruhu olduğu sureti var eden kişiye döner. İşlerin hakikatlerini ancak Allah ehli olan keşif ve veç sahipleri bilebilir. Yani her şeyin, suretlerin ruhları da olduğunu keşif sahipleri bilebilir. Bu nedenle Allah gafillerin kalplerini uyarmıştır ki sure başlarındaki mukata harflerine dikkatlerini versinler. Buraya dikkatinizi çekiyorum. Allah gafilleri kalplerini uyarmıştır ki sure başlarındaki mukata harflerine dikkatlerini versinler. Bunlar meleklerin isimleridir. Kur'an-ı Kerim'de geçen surelerde harf harf bazı sureler vardır. Şimdi anlatacak. Bunlar o meleklerin isimleridir. Bu harfleri okumak onları çağırmak demektir. Onlar da karşılık verirler. Söz gelişi okuyucu elif, lam, mim deyince üç melek cevap vererek ne diyorsun diye sorarlar. Okuyucu bu harflerden sonra okuyucu yoktur dediğinde onlar da hayır ise doğru söyledin derler. Sonra bu gerçek bir mümindir. Doğru söylemiş ve doğruyu bildirmiştir diye ekleyerek onun adına bağışlanma dilerler. O harflerden oluşan melekler. Bunlar, evet şimdi bu melekler olan harfleri sayıyor. Elif, Lam, Mim, Sad, Kaf, Ra, Ha, Ya, Ayın, Ta, Sin, Ha, Kaf ve Nun olmak üzere 14 melektir. Kur'an-ı Kerim'de tek başına geçen, böyle harf olarak geçen, yalın olarak tek başına geçen 14 tane harf vardır. Bu harflerden sureler içerisinde, bazı surelerde geçen. Bunlar 14 melektir. Onlar Kur'an'da farklı menzillerde ortaya çıkar. Bazı menzillerde bir kişi ortaya çıkar. Söz gelişi Kaf veya Nun veya Sad tek harf gibi. Bazı menzillerde ise iki harf bir arada zikredilir. Ta-sin, Ya-sin, Ha-mim, Ta-ha-ki. Bunlar 7 tanedir. Bu şekilde iki harf zikredilen surede geçen. Örneklerinde olduğu gibi iki harf ortaya çıkar. Bazı menzillerde ise 3 harf olarak ortaya çıkar. Bunlar Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, Ra gibi. Yunus, Hud, İbrahim ve Hicr surelerinde geçen harflerdir. Başka bir örnek Ta-sin-mim'dir.
Bazı menzillerde ise 4 harf olarak ortaya çıkar. Elif, Lam, Mim, Sad ve Elif, Lam, Mim, Ra gibi. Bazı menzillerde ise 5 harf çıkar ki Meryem ve Şura surelerinde böyledir. Bunların hepsi 28 suredir. Ki bakın yine 28 harfe karşılık geldi. Böyle harf harf yazılmış olan sureler 28 suredir ki bu sayı gökteki menzillerin sayısıyla birdir. Bir kısmı menzillerde tekrarlanırken bir kısmı tekrarlanmaz. Tekrarla birlikte Kur'an-ı Kerim'de sayıları tamamı bu harflerin 79 melektir. Bu harfler tekrarla birlikte toplamında Kur'an-ı Kerim'in tamamında böyle harf harf zikredilen harfler tamamı 79 tanedir. Yani 79 melektir. Her meleğin elinde bir iman şubesi vardır. Bakın şimdi burada başka bir hakikat açılacak. Bunlar 79 tane. Her meleğin elinde bir iman şubesi vardır. Bu melekler her biri bir iman şubesini tutar. 79 melek. İman 70 küsür şubedir. Resulullah Efendimizin hadisi şerifi. İman 70 küsür şubedir. Ve en üstünü La ilahe illallah demek iken en düşüğü yoldan sıkıntı veren şeyi kaldırmaktır buyurmakta. Evet, şimdi bu 79 harf, bunlar iman melekleri olduğu ve 79 iman 70 küsur şubedir hadis-i şerifi, yani 79 şubeden oluştuğu imanın hakikati ortaya çıktı. Küsur 1'den 9'a kadardır, böylece küsurat tamamlanmıştır. Burada açıkladığımız tarzda bu harfleri inceleyen kişi garip sırları görür. Bu harflerin cisimleri olduğu melekler ise onun boyunduruğu altına girer. İman şubelerinin bu harflerin elinde olması nedeniyle de o kişiye yardım ederler ve imanını korurlar. Bütün bunlar Rahman'ın nefesindendir. Allah onunla yaratıklarının sıkıntısını giderir. Bilmelisin ki sure başlarında yer alan bu 14 harften her birinin bir zahiri, onun suretidir, bir de batını vardır. O da ruhudur. Her harfin ay, yani kamer diye bilinen aydan bir gecesi vardır. Ay seyrinde 14 menzili kat ettiğinde bu harflerden her birine sureti yönünden iki güç verir. Biliyorsunuz ay 14 günde 14 menzili kat eder, dolunaya ulaşır. Bu gücü ise hem zatı hem ışığı bakımından verir. Sonra menzili bakımından iki güç daha verir. Sonra yerleştiği menzil bakımından iki güç daha verir. Sonra menzile ait burç yönünden, fakat menzile ait burçlar ölçüsünce iki güç daha verir. Böylelikle harfte 4 güç meydana gelir. Böyle bir harfin etkisi ve ameli o güçlerin sahiplerinden her birinin amelinden daha güçlüdür. Onun ameli istenilen şeyin varlığını meydana getirmede gerçekleşir. Burada birçok hikmetler var, birçok sırlar var. Yani insanın Allah yolunda giden kulun bu hakikatlere vasıl olmasıyla birlikte muradının açığa çıkması, yani gönlünden geçenin, muradının, iradesinin, yani duasının kabulü Allah tarafından ve bu muradının, gönlünden geçenin vuku bulması, açığa çıkmasının sırrı da burada gizli. Ay eksilmeye başladığında harflerin ruhaniyetinde başlar. En sonunda menzillerin tamamlanmasıyla, ki 28 tanedir, onları tamamlar. Güçler diğer güçler gibidir. Fakat bu güçlerin ameli onların amelinden farklıdır. Ortaya çıkan yeni amel yararlarla ilgiliyken, ikincisi zararların engellenmesiyle ilgilidir. Menzile güneşin bulunduğu burca göre ay ışığının gücünde bu harfe mertebeler vardır. Bunun yanı sıra söz konusu mertebeler ayın altılı, dörtlü, üçlü olan menzille bitişmelerine, onun karşısında bulunmasına veya kendisine yakın olmasına göre değişir. Böylece bu durumun değişmesiyle hükümler de değişir. İşte harfin ay kaynaklı ışığının gücü budur. O halde harfler ile amel etmek ince bir bilgiye gerek duyar. Harfler ile amel etmek ince bir bilgiye gerek duyar. Bu güçler ayın seyrinden harf için gerçekleşir. Her menzilin harfini daha önce zikretmiştik. Lam elife gelirsek, onun mertebesi cevher mertebesidir ve bileşik harflerdendir. Onu harflerin yapısının kemali nedeniyle bir harf konumuna indirmişlerdir. Bu harfin gecesi ayın son gecesidir.
Ay güneşi kapatırsa, yani güneş tutulması olursa, bu lam elif ile amelde en mutlu ve en güçlü haldir. Perdelemezse ondan uzaklaştığı ölçüde etkisi de zayıflar. Ayın 5 yani cevari ile birleşmesinin de harfe etkisi vardır. Bu etki güneş karşısındaki durumunda olduğu gibi harfin yıldızla gerçekleşen birleşmelerinden kaynaklanan 5 hükme göre değişir. Bu harf ile amel eden insan ayın üstünlüğünü, düşüşünü, seyirden yoksun ve ışıktan uzak oluşunu, başla ve kuyrukla beraber oluşunu dikkate almalıdır. Çünkü Allah onun yani ay için menziller belirledi. En sonunda eski haline döner buyurur ayette. Allah'ın bu sözü boşuna değildir. Bu durum ilahi hikmetten kaynaklanır. Onu ise kendisine hikmet verilen ki en büyük iyiliktir kimse bilebilir. Çünkü kalan 6 yıldızı da menziller olarak takdir etmiş olsa bile onları zikre katmamıştır. Ay zikre dahil olunca hükümde ve yönetimde başkalarına ait olmayan bir üstünlük ve ilahi güç kazanmıştır. Çünkü o harflerle zikredilmiştir ve bu harfler ile zikir yani Kur'an bize inmiştir. Dolayısıyla ayın harflerle ilişkisi başka şeylerin ilişkisinden daha yetkindir. Bu durumda onun harflere yardımı iki türdür. Birincisi karşılık ve şükür yardımıdır. Çünkü harfler nedeniyle zikredilmiştir. İkincisi ise diğer 6 yıldızın bu harflere yardımı gibi doğal yardımdır. Burada diğer 6'yı değil de ayla ilgili olanları zikrettik. Çünkü biz yakın gökteyiz ve orası ayın yeridir. Ve o son gecesinde soğuk ve yaştır. Dolunay halinde ise sıcak ve yaştır. Çünkü onda ışık bulunur. Öyleyse ay su ve hava tabiatlıdır. Bunların arasında ise içerdiği ışığa göre bulunur. Çünkü nur üstünlük sahibidir. Ateş ise yakıcılıkta ışıkla bir araya gelirken fiil gücünde ise diğer unsurlarla bir araya gelir. Bu nedenle iblis Adem'e karşı böbürlenmiş, yani ateşten yaratıldığı için Adem'e karşı böbürlenmiş ve büyüklenmişti. Çünkü ateş diğer unsurlardan farklı olarak soğukluğu kabul etmez. Hava ısınır, su ve toprak da ısınır. Ateşin unsurların kendisinde bir etkisi var iken onlardan herhangi birinin ateşe etkisi yoktur. Aynı şekilde suyun havada ve toprakta bir etkisi vardır. Bu nedenle hava soğur, yaşlığı yani rutubeti artar. Toprak yaş olur ve suyu artar. Hava toprağın bu iki unsurda ise bir etkisi yoktur. Unsurların en güçlüsü ateş. Sonra sudur. Sıcaklık ateşe ait iken soğukluk suya aittir. Bu nedenle onları fail, diğer ikisini edilgen yaptı. Kastedilen havanın yaşlığı ve toprağın kuruluğudur. Alim ve habir olanı tenzih ederim. O işleri takdir etmiş ve düzenlemiştir. O aziz ve hakimdir. Bu bölümü 620 senesinin Rebü'el Ahir'inin 4. gecesinde yazıyordum. Bu gece Şubat'ın 20'sini tamamlayan çarşamba gecesine denk düşmekteydi. Bu esnada vakada ilahi hüviyetin zahirini ve batınını tam bir müşahadede gördüm. Daha önce herhangi bir müşahadede onu böyle görmemiştim. Benim için bu müşahadeden ancak kendisini tadanların bilebileceği bir haz, bilgi ve sevinç gerçekleşti. Bu müşahade ayette şöyle geçiyor. Gerçekleştiğinde yalan yoktur. Yükseltir ve alçaltır vakası gibiydi. Bunun örneği Hamiş'te olduğu gibiydi. Fakat onu tasvir eden kendisini ishar edemez. Şekli kırmızı bir yüzeyde beyaz bir ışık idi. 4 tabakada bir nuru ve sureti vardı. Aynı zamanda onun ruhu 4 tabakada diğer uçtaki yüzeydeydi. Öyleyse hüviyetin toplamı 2 uçta da 8 idi. Zeminin uçları zeminin kendisi olmadığı gibi ondan başka da değillerdi. Bu hüviyette gördüğüm şeyin suretini daha önce görmemiş, öğrenmemiş, tahayyül etmemiş ve kalbime gelmemişti. Sonra onun zatında gizli bir hareket vardı ki onu gördüm. Taşınma ya da hal ve nitelik değişmesi olmaksızın kendisini öğrendim. El-Kabiz ismi. Bu isim esirde yani ateş unsuru. Ortaya çıkan kuyruklu yıldızları yaratmaya ve oradaki yanmalara yönelmiştir. Ona ait harf T menzillerden kalp menzili, esiri ise ateş unsurudur.
Bu rükünlerin varlığı feleklerinkinin öncedir. Feleklerinkinden öncedir. Fakat bu durum felek olmaları yönünden değil, gökler adını almaları yönündendir. Esir havaya bitişiktir ve hava yaş ve sıcaktır. Havadaki yaşlık esir ile birleşince ona etki eder. Böylece esir havanın bazı yaş parçalarında tutuşmak üzere hareket eder ve böylece kuyruklu yıldızlar ortaya çıkar. Şimdi bu ateş unsurunu anlatıyor. Yukarıdan aşağı doğru menzil menzil indi ya, şimdi ateş unsurunda, yani havadaki esir ateş unsurunu, gökte gördüğümüz o kuyruklu yıldızdan kastı, hani yıldız kaydı denilir ya, göğe baktığımızda atmosfer tabakasına girdiğinde şeylerin, gök cisimlerinin yanmaları neticesi çıkan bir ateş. Bu yıldızlar süratle parladıkları için gözle görülürler. Kuyruklu yıldızlardaki bu durumu iyice öğrenmek istersen, pervane veya benzeri bir şeyin vasıtasıyla havanın ateşe hızla temas etmesiyle çıkan kıvılcımlara bakmalısın. Bunlar sanki çizgiler gibi uçuşur, sonra sönerler. İşte kuyruklu yıldızlar da öyledir. Allah onları Hazreti Peygamber'in gönderilişinden sonra şeytanlara atılan taşlar yapmıştır. Çünkü şeytanlar, ki onlar kafir cinlerdir, yakın semaya yükselme imkanına sahiptir. Ve oradan meleklerin gökte dile getirdikleri hususları dinlemeye yükselmek ve Allah'ın o gökte kendilerine vahyettiği şeyleri duymak isterler. Biliyorsunuz Resulullah Efendimizin dünyaya teşriflerine kadar bu cinler diğer semalara da, gök katlarına gidebiliyorlardı. Ve orada bu gökten gelen Allah'ın emrinin her mertebede kademe kademe geliş, alemde olacak olan olaylarla alakalı emrine kulak kabartıyorlardı. Ve meleklere verilen bu emirlere kulak kabartması neticesi onlar da işitiyorlar. Daha sonra yeryüzüne geliyorlar. Yeryüzünde kendileriyle bağıntılı oldukları kahin denilen, geçmiş dönemde medyum denilen, işte günümüzde bu insanlarla irtibata geçiyorlar. Olacak olaylarla, hadiselerle alakalı bilgi veriyorlardı. Resulullah Efendimizin dünyaya teşrifiyle birlikte gök katları bunlara kapandı. Ancak yakın göğe kadar artık çıkabiliyor bu cin taifesi, cinlerden kafir olan şeytanlar. Yine de oradan, o yakın gökten, o ilgili göğün meleğine olacak olaylarla alakalı bilgiler verilirken kulak kabartabilip bir takım bilgiler alabiliyorlar. Bu hadiseyle Muhittin İbn Arabi Hazretleri böyle der: Ehlullah'ın dışında, yani keşif ehli olanın, Allah ehlinin dışında bir takım insanların bazı olaylarla alakalı, olabilecek olaylarla alakalı haber alması bu şekilde mümkün olabilir. O da işte ne kadar alabildiyse kısmi olarak bu şekilde haber alabilirler. Cinlerin haber alması neticesi bu insanlarla irtibata geçip bu bilgileri aktarması mevzusudur. Bu işte Resulullah Efendimizin dünyaya teşrifiyle birlikte Allah-u Teala diğer gök katlarına artık çıkıp da o cinlerin haber almasını engellemek için bu kuyruklu yıldız denilen bu ateş topları onların üzerine salınmakta melekler tarafından. O haber almaya çıkan o cinler, kafir cinler, şeytanlar dediğimiz, bu kuyruklu yıldız diye tabir ettiği Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin o ateş toplarıyla yakılmakta, yanmakta, imha olmakta. Yıldız kayması toplamış. Safa suresini söylüyor. Biz geçiyor zaten. Tabi Kur'an-ı Kerim'de de bu alev toplarıyla atarız diye o şeytanlara geçiyor zaten. Evet, bunu da böyle açıklama yaptık, devam ediyoruz. Şeytan bu yola yöneldiğinde Allah ona kayan ateşli bir yıldız fırlatır. Bu durum insanın gördüğü bu büyük ışığı meydana getirir. Bu ışık onun yolunda kalır. Bir keresinde böyle bir ışığın şeytanın yolunda bir saatten fazla kaldığını görmüştüm. Bu kayan kuyruklu yıldızı bir saatten fazla gökyüzünde gördüğünü tarif ediyor şimdi Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Tavaftaydım. Kabe'yi tavaf ediyordum. Ben ve Kabe'de tavaf eden bir grup onu görmüştü. Hep birlikte görmüştük. İnsanlar şaşırmıştı. O geceden daha çok kuyruklu yıldızın bulunduğu bir gece görmemiştim gökyüzünde. Sabah oldu. Bu yıldızlar çok fazlaydı ve ateş kıvılcımlarının iç içe girmesi, birbirlerine girmeleri nedeniyle yıldızları görmemize engel olmuştu. Hani gökyüzündeki sabit yıldızları artık göremez hale gelmişti. O kadar yıldız kayması vardı diyor. Bunun üzerine şöyle dedik: bu olsa olsa büyük bir hadiseye işarettir. Biraz sonra Yemen'de bizim yıldızları gördüğümüz esnada büyük bir hadisenin çıktığı haberi bize ulaştı. Rüzgar çinkoya benzer bir kum getirmiş, ülkelerini kuşatmış, yeryüzünde yükselerek bir süvari boyuna ulaşmıştı.
Bir kum fırtınası çıkmış orada Yemen'de. İnsanları korkuya kapılmış, hava öyle kararmış ki gündüz bile yollarda kandille yürüyebilmişlerdi. Artık güneş gözükmez olmuş. Gece gibi kararlık olmuş yani o kum fırtınasında. Toz bulutları güneş ışığını engellemişti. Onlar denizde büyük dalga sesleri duymuşlardı. Şimdiki dediğimiz belki de tsunami gibi bir hadise oluştu o zamanlar. 600 veya 599 yılındaydı bu olay. Kuşku bendendir. Çünkü hadiseyi gördüğümde kaydetmemiştim. Yazma tarihim ise 627'dir. 27 sene geçtikten sonra bu hadiseyi yazmış. Aradan uzun vakit geçtiği için kuşkuya düştüm. Fakat bu olay Hicaz ve Yemenlilerin seçkinleri ve sıradan insanların nezdinde bilinen bir hadisedir. Biz o sene pek çok garip durum gördük. Yine o sene Taif'te veba salgını oldu. Recep'in başından Ramazan'ın başına kadar her eve veba girmişti Taif'te. Bu olay kesin olarak 599 yılında gerçekleşti. Onlara ulaşan vebanın alameti 5 gün geçmezden ölmekti. Vebaya yakalanan 5 gün içinde ölüyormuş. 5 günü aşan ise ölümden kurtuluyordu. Mekke Taiflilerle dolmuş, evlerinin kapıları açık, yurtları boşboş, hayvanları meralarda bırakılmıştı. Herkes o Taif'i terk etmiş, Mekke'ye gelmiş o veba salgınında. Bu esnada bir yolcu onların bölgesinden geçerken Taif'ten yemeklerinden veya elbiselerinden veya da hayvanlarından birisini alsa, ki bir koruyucu yoktu, şehir boş boşaltılmıştı, böyle bir şeyini alsa veba o yolcuyu da bulaşırdı. Oradan geçerken bir şey almazsa vebadan kurtulurdu. Allah böylece o süre zarfında geride kalanlar ve varisleri için mallarını korumuştu. Tövbe etmişler ve o sene kızlara varis olmuşlardı. Aralarındaki fitneler sakinleşmiş, Allah da onları bu beladan kurtarmıştı. Şimdi orada demek ki işte bir hadise olmuş ki Taif halkı arasında, bir hadiseden dolayı Allah'ın emrine karşı gelmek hadisesi, bir hadise olmuş ki o Taif halkında bir bozulma olmuş. Oraya da Allah-u Teala böyle bir musibet göndermiş. Sonra diyor tövbe etmişlerdi diyor bakın. Belayı kaldırdığında ve emniyete kavuştuklarında ve güven hali uzayınca tekrar yüz çevirmişlerdi. İnsanoğlunun genelinde olan bir şey bu. İnsana bir bela, musibet geldiği zaman biliyorsunuz 99 depreminde nasıl insanlar hemen tövbe istiğfar ederek Hakk'a yöneldiler. Ama bir süre geçtikten sonra yine sapkınlıklarına yapanlar yine sapkınlıklarına devam ettiler. Güvende olma haliyle birlikte o gevşeklik hali gene insanlar Rablerini unuttular. O zaman orada da böyle bir kuyu bulmuş. İşte bu kuyruklu yıldızlar esirde meydana gelen şeylerdir. Ondan havada kendisini tutuşturan bir şey meydana gelir. Öyleyse o gerçekte tutuşan değil, yanan havadır ve esirdir. Esir yıldırımlar gibidir. Çünkü onlar yanıcı havadır. Kendisinde parıltı yoktur. Her neye uğrarsa ona etki eder. Bu unsurda zikrettiğimizin dışında bir şey gerçekleşmez. Şu var ki o gerçekte saygın bir melektir. Özel bir tesbihi ve güçlü bir otoritesi vardır. İşte esir dediği ateş unsuru dahi hakikati itibariyle bir melektir. Yakın sema son derece soğuktur. Allah bizimle o semanın soğukluğunu bu ateşle, ki hava ile gök arasındadır, engellemiş olsaydı yeryüzünde soğukluğun şiddeti nedeniyle hayvan, bitki veya maden meydana gelmezdi. Evet, bu atmosferdeki bu tabaka olmasaydı işte bunlar hayvan, bitki, maden oluşmazdı. Nitekim bizim atmosferimiz gibi atmosferi olmayan bir başka gezegene baktığımızda, bir Jüpiter'e, Venüs'e, neyse işte Mars'a, dünyaya en yakın bakıldığı zaman onun, Mars'ın yüzeyinin mesela uzmanlar araştırmış, yüzeyindeki soğukluğu ne kadar soğuk bir yüzeyi var. Bir canlı yaşayamayacak kadar soğuk. Bu soğukluğu kesen, kıran bizdeki işte Allah-u Teala bu yerleştirdiği esir tabakası dediği. Yani bu atmosferdeki bu tabaka bize o yeryüzünün soğukluğunu engelliyor. Gelen güneşin yeryüzünü ısıtmasını sağlıyor ki ısıtmasını. Böylece işte madenler, bitkiler ve hayvanlar yetişmiş oluyor. Allah toprağı, suyu ve havayı yıldızların yeryüzüne bu esir vasıtasıyla ulaştırdığı ışınlarla ısıttı. Böylece alem ısınmış, kendisine hayat yayılmıştır. İşte bu aziz ve alimin takdiridir. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin Rabbi ve sahibidir.
Şimdi esir tabakasından sonra, esir unsurundan sonra El Hay ismi hava unsurunu açığa çıkarmış. Şimdi onu, ona geçtik. Ateş unsurundan indik hava unsuruna. El Hay ismi. Bu isim hava unsurunda ortaya çıkan şeyleri var etmeye yönelmiştir. Ona ait harf zel, menzil şuledir. Allah şöyle der. Ona rüzgarı amade kıldık. Emriyle akar gider. Ayette böyle geçer. Allah'ın rüzgarı emre amade yapmış olması bize rüzgarın akıllı olduğunu gösterir. Bakın şimdi İbn Arabi Hazretlerinin bakış açısı. Rüzgarın akıllı olduğunu ifade ediyor şimdi. Çünkü ayette böyle dedi diyor. Ona rüzgarı amade kıldık. Emriyle akar gider. Yani emir alır. Hava ancak hareketlendiğinde ve dalgalandığında rüzgar diye isimlendirilir. Hareketi artarsa fırtına adını alırken, burada parantez açıyorum. Neden bunları detaylıca açıklamış? Alemdeki sistemin işleyişini bilirse insan Allah'ı layıkıyla tanıyabilir. Burada şimdi alemin işleyişini, sistemin işleyişini anlatıyor. Unsurları bütün 7 kat gökten başladı. Ta kürsüden, arştan, ta oradan başladı anlatmaya. Levh-i Mahfuz'dan aşağı ine 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 ine. Nereye indi şimdi? Unsurlara indi. Unsurlardan sonra neye inecek? Madenlere inecek. Bitkilere inecek. Hayvanlara inecek. Ondan sonra insana inecek. Bütün bu alemdeki bu varlıkları tek tek ele alıp izah ediyor ki bunların hepsini insan kavrayabilirse işte Allah'ı bilmek, tanımak adına bu bilgiler dahilinde ancak tefekkürü kemalat bulur. Gerçek manada böyle tanıyabilir. Başka türlü bunlar hakkında burada anlatılmış olan bilgiler nezdinde bu bilgilere sahip olmazsa insan Allah'ı bilmek, tanımak noktasında nakıs kalır. Onun için İbn Arabi Hazretleri der ki Allah'ı bilmek. Bir kere okumayınca biz bilmez ki orada. Efendim? Bir kere okumakla öğrenmek. O zaman bir kere okunulmayacak işte. Defaatle okunacak ki bunlar hazmedilsin. Tabii bir kere okumakla anlaşılması kolay değil. Ama çok okunması lazım ki bunlar hazmedilsin. Yerlerine alsın. Ders vermemiz lazım. Bunlar bize ezberletmemiz lazım. Değil mi? İşte bu derste şimdi böyle işliyoruz, anlatıyoruz işte. Yaklaşık 4 seneyi aşkın bir zamandır bu fütuhatı. Bak 4 seneyi aşkın bir zamandır 9. cilde gelebildik. Belki bir 5 sene 6 sene daha gidecek. Toplamında belki de bu Fütuhat-ı Mekke'nin tamamı 18 cildi bir 10 yılda bitirmiş olacağız. Ama bunu bir kere okumakla olmaz. Tabii ki kişi kendisi de okuması lazım veyahut da bu internete yüklemiş olduğumuz sohbetleri tekrar dinlemesi lazım ki o bilgiler tazelensin, yerinde otursun. Evet, devam ediyoruz. Hava ancak hareketlendiğinde ve dalgalandığında rüzgar diye isimlendirilir. Hareketi artarsa fırtına adını alırken, şiddetlenmezse esinti, yani yumuşak rüzgar diye isimlendirilir. Rüzgar ruh sahibidir ve tıpkı alemin diğer cisimleri gibi akleder. Ruh sahibidir ve akleder. Onun esintisi tesbihidir. Onunla bölgelere ulaşır, kandilleri söndürür, ateşleri tutuşturur. Bakın rüzgar aynı rüzgar. Bir yerde kandili söndürüyor, bir yerde de közü alevlendiriyor. Bir yerde sönmüşken bir yerde ateşleniyor. Ama rüzgar aynı rüzgar. Bakın. Gölleri ve ağaçları hareketlendirir. Denizleri dalgalandırır. Yeryüzünü sarsar. Dallarla oynar ve bulutları sürer. Bu yönüyle hava sudan daha güçlüdür. Su ise ateşten daha güçlüdür. Ateş demirden, demir dağlardan, dağlar topraktan güçlüdür. Bu yine hadis-i şerife dayanıyor. İleride verecek bunu. Havadan güçlü yegane şey Allah'ın kendisinde yarattığı aklıyla arzusuna boyun eğdirebilen insandır. Görüyor musunuz insan ne kadar güçlü? Böylece insanın aklı arzusuna hakim oluşunda tezahür eder. Bu hakimiyet Allah'ın onu üzerinde yarattığı suretin gücü nedeniyle başkanlık duygusunun insanda özü gereği bulunmasıdır. Evet, başkanlık duygusu insanda özü gereği bulunur. Neden? Çünkü Allah Adem'i kendi sureti üzere yarattı. Allah Adem'i kendi sureti üzere yarattığı için, yani kendinde bulunan tüm özellikleri, vasıfları Adem'e verdiği için işte başkanlık sevdası, baş olma sevdası, emir altına girmeme, emretme, hükmetme özelliği insanın buradan geliyor. Bu hakikattan geliyor. Bunun yanı sıra insan mümkün bir varlık olarak
yaratıldı. Yoksulluk ve zillet onun için zati bir niteliktir. İşte aslına dönüp bakarsa hakikati de burada. Acziyeti burada. Yoksulluk ve zillet. Her ne kadar o vasıflara sahip olsa dahi insan, o vasıfların hepsi bizde emanet. Allah-u Teala, Allah Adem'i kendi sureti üzere yarattı diye, halketti diye buyurduğu o hakikat, Allah-u Teala'daki tüm o sıfatların, özellikleri, vasıfları Adem'de de olması, dolayısıyla Adem zürriyeti olarak bizlerde olması, sadece bizde bunların emaneten olduğu, izafi olduğu hakikatini idrak edebilirsek, o zaman biz aslımıza dönüyoruz. Neye dönüyoruz? Acziyetimize. Hor, hakir, esas hakikatimiz o. Acziyetimiz. Çünkü kul, kulluğumuza dönmüş oluyoruz. Yoksulluğu başkanlık duygusuna hakim olup kulluğuyla ortaya çıkarak suretin verdiği Rabliğin izi üzerinde gözükmediğinde ondan daha güçlüsü yoktur. İşte bu acziyetini anladığında daha güçlüsü yoktur. Nitekim Hazreti Peygamber bir hadiste şöyle demiştir. Hadisi bize Muhammed bin Kasım bin Abdurrahman Ettemim El-Fasi aktarıp şöyle demiştir. Burada ravi zincirini ele almış, onları okumayacağım. Uzunca geçiyor. O da Enes'ten, o da Hazreti Peygamber'den aktardı. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Allah yeryüzünü yarattığında sallanmaya başlamış. Bunun üzerine dağları yaratmış. Onları yeryüzünün üzerine yerleştirince yeryüzü durmuştur. Melekler dağların gücü karşısında şaşırınca şöyle sormuşlar. Ya Rab, dağlardan güçlüsünü yarattın mı? O da evet, demiri demiş. Melekler sormuş. Ya Rab, demirden güçlüsünü yarattın mı? Ateşi demiş. Onlar ateşten güçlüsünü yarattın mı deyince Allah suyu yarattım demiştir. Onlar sudan güçlüsünü yarattın mı diye sorunca rüzgarı demiştir. Melekler rüzgardan güçlüsünü yarattın mı deyince Allah şöyle buyurmuştur. Sağ elinin verdiğini sol eli duymayan Adem oğlunu yarattın. Bu hadis garip hadistir ve onda insan organlarının eşyayı bilmesi zikredilmiştir. Bu nedenle Allah organları kıyamet günü tanıklık yapmayla niteleyerek ayette şöyle buyurmuştur. O gün dilleri ve elleri, ayakları, yaptıkları aleyhine tanıklık eder. Hava büyük bir varlıktır ve Rahman'ın nefesine en yakın unsurdur. Öyleyse hava bu bahiste ele alınmaya en uygun unsurdur. Hava büyük alemin nefesi ve hayatıdır. Güç ve iktidar sahibidir. Hava feleklerin hareketlerinden kaynaklanarak musiki aletlerinin ve ağaçların dallarının tahrikiyle ve de seslerin kesintileriyle nameleri meydana getiren sebeptir. Evet, bütün bu sesler, musiki aletlerinden çıkan sesler neyle oluşuyor? Havayla. Dalların sesleri, tabiattaki bütün o mahlukatın sesleri hava aracılığıyla meydana çıkmış oluyor. Böylece doğal sema ruhlara etki eder ve onlarda bir coşku, sarhoşluk ve neşe meydana getirir. Yani doğal bu sesler, bu ahenk, bu musiki ne oluyor? İnsanın doğal semasına etki ediyor. İnsanda böyle bir ahenk içerisinde duyduğu bir seste ne olur, bir insanda bir hoşlanma, bir meyil oluşuyor. Bu neden kaynaklanıyor? İnsanın doğasından kaynaklanıyor. İşte o müziğin neden insan üzerindeki tesiri, müziğin insan üzerinde, sadece insan değil, hayvan üzerinde ve bitki üzerinde de tesir vardır. Çünkü doğaya tesir eder müzik. O nameler, sesler insanın doğasına tesir eder. Ruha değil. Burayı iyi anlayalım. Her ne kadar bazı insanlar müzik ruhun gıdasıdır demişse dahi bu sözün aslı yoktur. Ruhun gıdası kesinlikle müzik olamaz. Ruhun gıdası Allah'ı zikirdir. O zaman neyin gıdası oluyor? İnsanın doğasının gıdası oluyor. Nefsin gıdası oluyor müzik. Buradan bu hakikati daha önceki sohbetlerimizde detaylıca işlemiştik. Yani bu tasavvuf ehlinin de, bir takım tarikatların da zikirleri sırasında müziği kullanması, sema dediğimiz, teganni dediğimiz şeyi kullanmasını İbn Arabi Hazretleri detaylıca anlatmıştı. Teganni, Kur'an-ı Kerim'i dahi okurken teganni ile okumanın, yani o ahengin insanın ruhuna değil o tesirin doğasına olduğunu izah etmişti. Çünkü hemen geri gelmişken izah edelim. Bir kişi diyor teganni ile okunan bir Kur'an-ı Kerim'den bir ayet işittiğinde ya Allah'ın kelamına bak ne güzel bir kelam.
ben bu Allah'ın kelamından ruhani olarak etkilendim, bana ilahi bir varit oldu dese, bir takım etki içerisinde kaldım dese, garip hareketlerde bulunsa diyor. Daha sonra bu şahsı aradan bir süre geçtikten sonra, birkaç gün sonra, sen o teganni ile dinlemiş olduğu ayetin aynısını tegannisiz olarak düz bir şekilde oku o şahsa. Onun üzerinde hiçbir tesir olmadığını görürsün. O zaman o şahsa söyle diyor. Hani sen Allah'ın kelamından etkilenmiştin? Hani Allah'ın kelamından etkilenmiştin, ilahi bir varit olmuştu. Eğer ki sen Allah'ın kelamından etkilenmiş olsaydın, yani senin ruhun etkilenmiş olsaydı, şimdi benim sana okuduğum ayet aynı ayet, yine etkilenmen lazımdı. Sen Allah'ın kelamından etkilenmedin. O kelamın teganniyle okunmasından senin doğan etkilendi, nefsin etkilendi. Hakikat budur de diyor. Mesele bu. Ama günümüzde bu hakikati bilen çok az insan var tabii. Böylece doğal sema ruhlara etki eder ve onlarda bir coşku, sarhoşluk ve neşe meydana getirir. Hareket eden hava cisimlerde ve ruhlardaki doğal müessirlerin en güçlüsüdür. Allah bu unsuru doğal alemin hayatının ilkesi yaptığı gibi suyu da doğal suretlerin aslı yapmıştır. O halde havanın sureti sudan, suyun ruhu havadandır. Hava dinginleşseydi nefes alan herkes yok olurdu. Alemdeki her şey ise nefes alıp verir. Çünkü asıl Rahman'ın nefesidir. Allah hareketin süratini kabul etsin diye onu latif yapmıştır. Çünkü nefes alan alem her vakit birçok nefese, bazen az bir nefese muhtaçtır. Bakınız, yazın insan bedeni sıcaklayınca serinlemek için pervane ile havayı hareketlendirir. Bunun amacı havadaki suyun soğukluğundan yararlanarak havanın verdiği sıcaklığı serinletmektir. Bu suyun hava içinde gizli bir hareketi olsa bile hareketli insan için yetersizdir. Hava akımı çok olunca da insan kendisinden kaçmak ister. Çünkü canlının gücü havanın çokluğunu azaltmaya yetmez. Fakat havayı harekete geçiren insan ise havayı harekete geçirdiği sebebin hareketinin zayıflatarak onu azaltabilir. Sebep insanın fiili değil ise havayı azaltmaya güç yetiremez. Hava güzel ve çirkin kokulara ruhları yönelten şeydir. Harflerin ve kelimelerin suretleri onda ortaya çıkar. Hava olmasaydı kimse konuşamaz ve ses çıkartamazdı. Bari Teala mütekellimdir, yani konuşan, ve kendisini konuşma özelliğiyle niteleyerek nefesi olduğunu bildirmiştir. Bununla birlikte Allah benzeri olmayandır. Ayette benzeri olmayandır diye geçer. Fakat Allah arif kullarının dikkatini alemi bilmesinin kendisini bilmek demek olduğuna çekmiştir. Allah kendisini ruhlara üflemekle nitelemiştir. Böylece düzenlenmiş suretlere hayat verir. Burada da nefese işaret eden üfleme zikredilmiştir. Alemin hayatı nefes sahibi olması bakımından üflemeye bağlıdır. Bu durumda alemin suretlerine havadan daha yakışır bir şey yoktur. Öyleyse hava Rahman'ın nefesinin suretiyle ortaya çıkmıştır. Rahman'ın nefesiyle ise Allah kullarının çektiği sıkıntı ve duanın verdiği tasayı giderir. Alemde havanın konumunu açıklayınca şimdi de onda gerçekleşen şeyleri zikredelim. Cinsel ilişkide cenin suretlerinin ve döllenmede meyvelerin suretleri havada gerçekleşmesi hakkında şu ayet: rüzgarı aşılayıcı gönderdik buyurur. Bu husus meyvelerin aşılanmasında gözlemle bilinen bir olgudur. Hava taşıdığı erkeklik kokularıyla, yani polenle döller. Ondan kısır kalan ise döllenen değildir. Dölleme meyvelere özgü değildir. Suretleri veren bütün rüzgarlar dölleyicidir. Kısır olan ise suretleri gideren rüzgarlardır. Ateşi tutuşturan rüzgar, rüzgarlardan olduğu gibi kandili söndüren rüzgar da rüzgardır. Bunlar gerçekte bir olsa bile alemin her nefes yenilenmesini gören nezdinde bir değildir. Ayette şöyle geçer: İnsanlar yeni yaratmadan kuşku içindedir. Bunun ilahi alemdeki aslı şudur: dölleme Rabliğin ortaya çıkarttığı merbupların varlığıdır. Kısır ise var olanları yaratılıştan götüren zat tecellileridir, yani celal tecellisidir. Alemde havada soğukluk, kar ve buz meydana gelir. Suyun soğukluğu havaya hakim olunca soğukluk dairesel olarak şekillenir ve kuruluktan buz haline gelir. Bu kuruluğu toprağın soğukluğu kendisine vermiştir.
Kar ise kurulukta buzdan aşağıdadır. Yağmur ise havanın yaşlığından kaynaklanır. Yaşlığının artması ise suyun niceliğinde gerçekleşir ve dağlardaki bu havada oluşur. Allah onların durumunu şu ayette: Allah dağlara gökten yağmur indirir. Onda serinlik vardır. Ayetinde belirtir. Bu kitapta daha önce havadaki yaşlığı artmasıyla suyun havaya baskın gelmesinden söz etmiştik. Ateş ise havanın sıcaklığının niceliğini arttıran bir sıcaklık kazandırır. Böylece havada bu dağlarda bir kokuşma gerçekleşir. Bu unsurlar dört doğal hakikatten meydana gelmiştir ki her rükün onlardandır. İşte unsurların olmayışı kabul etme nedeni budur. Böyle olmasaydı türeyenleri kabul etmezlerdi. Havada kokuşma gerçekleştiğinde Allah o kokuşmada havai canlılar yaratır. Bakın, havanın kokuşmasıyla Allah'ın yarattığı canlılar da vardır. Haşerat, bildiğimiz haşerat var ya, akrep, yılan, çıyan, sinek, bunlar havanın kokuşmasından yaratılan varlıklardır. Havanın kokuşmasından. Böylece alemde, yani dünya atmosferindeki kokuşan havayı Allah-u Teala temizlemiş oluyor diğer canlılar için, varlıklar için. Bunlar beyaz yılanlara benzeyen canlılar ve dönen canlılardır. Bu dönmeyi görmüştük. Beyaz yılanlara gelince biz onları görenleri gördük. Bazı enva kitaplarında onların zikredildiğine tanık olduk. Doğanın havada belli vakitlerde yükseldiğinde, doğan havanın belli vakitlerde yükseldiğinde ve onlardan bir şeyi gördüğünde avcıların da göreceği şekilde onlara hücum eder. Onu görenlerden birisi de babamdı. Sultan Muhammed bin Sa'd, ki o Endülüs'ün sahibiydi, onun günlerinde onu havadan bir doğan getirmişti. Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin buradan başka eserlerden de anlıyoruz ki babası Endülüs Sultanı'nın bazı kaynaklarda ordu komutanı olduğunu beyan etmekte. Muhittin İbn Arabi Hazretleri ordusunun komutanıymış Endülüs Sultanı'nın. Böyle bir devlet erkanından da geliyor aslında Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Bizim gördüğümüz bu dairesel sınıf Endülüs'te Şelemender diye isimlendirilir ve genellikle de yağmurla birlikte Aralık ayında yağardı. Onun bir takım özellikleri vardı fakat şimdi o özellikleri unuttum. Bu durumu biz tecrübeyle öğrenmiştik. Bu unsurda meydana gelen ve ateş unsurunu takip eden ise gök gürültüleri, ki yanıcı havadır ve şimşeklerdir. O ise şiddeti hareketin ve gök gürültülerinin kendisini oluşturduğu tutuşmuş havadır. Gök gürültüsü havanın esintisidir ve biriktiğinde bulutların alt kısımlarını çarpıştırır. Bu bir tesbihtir. Çünkü alemdeki her bir ses, çirkin bir kelimenin söylenişi bile olsa, Allah adına bir övgüdür. O söz bir yönüyle çirkin bile olsa, zevklerinde Allah'tan bilgi alanların bildiği bir yönden ise tesbihtir. Bu tabi Allah'tan bir takım bilgi alanların, yani her şeyde Allah'ın yaratmasındaki hikmeti görenleri. Onlar çirkin sözde dahi o manada Allah'ın yaratmasındaki hikmeti görürler. Dolayısıyla bu da bir tesbihtir diyor. Rad, gök gürültüsü diye isimlendirilen bu melek havadan yaratıldığı gibi biz de sudan yaratıldık. Gök gürültüsü diye isimlendirilen ses ise bize göre meleğin tesbihidir. O duyduğumuz gök gürültüsü o yaratılan meleğin tesbihidir diyor. Evet, Rad. Allah o vakitte onu yaratır. Onun varlığı sesinin kendisi iken şimşek ve kuyruklular kaybolduğu gibi o da kaybolur. İşte bu hava unsurunun unsur aleminde yol açtığı olaylardır. Ona ait harf safir harflerinden birisi olan Z'dir. Safir ona özgüdür. Çünkü safir şiddet ve darlık halinde hava demektir. Menzillerden ise şule ona aittir ve o da sıcaktır. Evet, bu haftada sohbetimizi burada tamamlayalım inşallah. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Allahümme ağfir li veli valideyye velil mü'minine vel mü'minati el ahyayi minküm el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebega nasirul hakkı bil hakkı vel hadi ila suratikel mustakim ve ala alihi hakkı kadrihi ve miktarihil azim. Subhanellezi yarani, subhanellezi mekani, ya'lemu mekani, subhanellezi yarani. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulullah
Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin. Salavatullahi aleyhim ve aleyna ecmain. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.